TR724 ekranlarına hoş geldiniz. İki günlük bir aranın ardından medyada bugün de yeniden birlikteyiz. Bülent Bey merhaba. Merhaba Mahmut Bey, hoş geldiniz. Evet, e, Türkiye'de ve dünyada yine hafta sonunda neler yaşandı? Sosyal medyanın gündeminde neler vardı? Bunları paylaşacağız sizlerle. E, Türkiye'de fırtına var, soğuk hava başladı. Bütün bunları aktaracağız ama genelde e, insan hakları mağduriyetlerle ilgili haberlerimiz olursa onlara öncelik verelim demiştik. Sizde de bunlarla ilgili bazı haberler görüyoruz. İsterseniz siz onlarla başlayın. Sonra da Türkiye'de neler konuşuluyor? Gündemde neler var? Şöyle birlikte bakalım. Bir saniye Mahmut Bey her zamanki gibi paylaşımları yapıyorum. İzleyicilerimiz de elbette unutmasınlar. bugün benim renklerimde bir tuhaflık var. Bunu çözmekte zorlanıyoruz. Rengim gidiyor, geliyor. İzleyicilerimizden onun için özür diliyoruz. Ee, her zamanki ışıklarımız aslında ama neden böyle bir sorun yaşanıyor? E, Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın diyorsunuz yani. <laughs> evet şeyi biraz yerini değiştireyim. Ondan ne oluyor acaba? Evet ondan olabilir. Ee, evet insan hakları ihlalleri demiştik. Ee, ne yazık ki Türkiye'de en çok konuştuğumuz konuların başında geliyor bu. Birisi Ramazan Taşkıran var. Birkaç gündür sosyal medyada kızı sesini duyurmaya çalışıyor ama ne kadar başarılı olacak, ne kadar bu ses duyulacak ve ne kadar birilerini harekete geçirecek bilmiyoruz. Ama en azından bize düşen karınca misali bu sese kulak vermek, bu sese ses vermek. 16 yıldır böbrek hastası iki kere acile kaldırıldı ki bir acile kaldırılışı sırasında ee, yani adam artık harap bitap bir biçimde ve e, şey hasta yatağına kelepçelenmiş fotoğrafları çıktı. E, günde bazen 15 saat dialize girmesi gerekiyor. Böyle bir insanı tutuklamanın, tutuklu tutmanın kime ne faydası var? Bu bir ceza mı? Bu, böyle bir ceza yok yani. Medeni hukukta, çağdaş hukukta böyle bir ceza yok. Bu olsa olsa bir intikam hukuku. Yani hatta Bazen insanlar diyorlar ki ya bu yargılamalar sırasında artık savaş hukuku, düşman hukuku bile uygulanmıyor. Yani en ilkel hukuklar, hukuk da denmez artık ona. En ilkel insani şeylerle, insanın içinde fıtratındaki en ilkel duygularla hareket ediyorlar herhalde öyle bir şey. Ramazan Taşçıran'ın sesine ses olmaya devam edeceğiz. Bu arada başka bir yani hasta yatağına kelepçelenmiş insanlardan söz etmişken Başka bir konuya isterseniz e, ses e, yer verelim. Bu da yine benzer bir konu. Bir şikayet vardı. E, Mezopotamya, Mezopotamya Haber Ajansı'nın paylaştığı bir haberdi bu. E, hasta Rihan Kavak Özbek e, muayene sırasında kelepçelerinin çıkarılmasını istiyor. Ama doktor bunu kabul etmiyor. Yani işte işin kötü tarafı zaten bu ülkede en fazla hani e, ürkütücü olan da bu. Doktorlar bile... Yani en böyle e, hani rassist, en böyle faşist e, güvenlik bürokratlarından bile bazen daha rassist ve daha faşist olabiliyorlar. Daha fazla işkenceye zemin hazırlayabiliyorlar. Doktor kelepçelerinin çıkarılmasını kabul etmemiş. Gerek yok demiş. E, hasta tutuklu da e, Sağlık Bakanlığı'na şikayet ediyor. Sağlık Bakanlığı da Etlik Hastanesi'ne başhekimliğine şikayeti gönderiyor. Başhekimliğin cevabı Manidar hastanın ve hastalığın e, muayene ve değerlendirme süreci tıbbi gerek ve ihtiyaçlara uygun olarak e, yürütülmüştür. Tıbbi gerekler ve ihtiyaçlar nasıl oluyorsa insani gerekler ve insani ihtiyaçların ötesinde e, görülüyor. E, dediğim gibi yani bu Türkiye'de en önemli sorunlardan birisi insanlık sorunu ve en fazla insan olmasını beklediğiniz. En fazla insani duyguların gelişmiş olmasını umduğunuz meslek grubu ise doktorlar ve ne yazık ki işkencelere en fazla destek de onlar veriyorlar. Asansörlerle ilgili haberler var. Onu siz aldınız mı bilmiyorum ben bugün sizin küpürlerinize bakamadım. Evet yok bence yok buyurun. Bu Aydın'daki KYK yurdunda hayatını kaybeden öğrencileri öğrencinin daha doğrusu bilir kişi raporu çıkmış. Zeren Ertaş'ın hayatını kaybettiği biliyorsunuz bir hadise yaşanmıştı. Biz de ilk günden beri onu takip ediyoruz. Orada önemli olan şu bakın asansördeki bir kısım şeyler güvenlik mekanizmaları iptal edilmiş. Hayat sigortasını iptal ettiler diye karar gazetesi vermiş. Diğer birçok gazetede de bu yer alıyor. E, yani hani bakım yapmıyorlar, tamirat yapmıyorlar. Üstüne üstlük bir hayat sigortası diyebileceğimiz ve hemen her asansörde bulunması gereken mekanizmaları bile söküp kaldırmışlar. Ya aslında cinayete teşebbüs ya daha doğrusu cinayet yani e, adam öldürmekten yargılanması lazım bu işi yapanların ama ne kadar yargılanacaklar çünkü biliyorsunuz bu bir KYK gibi yerlere de Artık AKP'liler torpille geldiği için e, onları yargılamak da çok fazla mümkün görünmüyor. Evet ben birkaç haber ekleyeyim o zaman daha sonra herhalde sanıyorum ekonomi haberlerini de birlikte bakacağız. Bunlardan bir tanesi dün Türkiye genelinde yaşanan fırtına vardı. Sinop ve Konya'da iki kişi hayatını kaybetti. Yurt genelinde dördü asker on kişi de yaralandı. Ülke genelinde çok sayıda sel su baskını çatı uçması ve çökme olayları yaşandı. Gerçekten e, dün Türkiye adeta uçtu diyebiliriz. E, İskenderun'da, İskenderiye'den özür dilerim İskenderun değil, e, İstanbul'a giden bir gemi Ege'deki fırtınada Midilli açıklarında battı. 13 kişi kayıp. E, bu konuyla ilgili de belki yarınki programımızda daha bir gelişme olursa bunu da aktarabiliriz. Şimdi Türkiye'den manzaralar, yurttan sesler gibi böyle bir e, klişe vardı. İşte sahte diş doktoru skandalı. Ağrısı nedeniyle gittiği dişçi de dört dişi birden çekilen Hakan Yıldırım'a müdahale eden kişinin aslında doktor değil, temizlik görevlisi olduğu ortaya çıktı. Açılan davada kendisini diş doktoru olarak tanıtıp bir de hasta Hakan Yıldırım'a sen bana işimi mi öğreteceksin diye kızan Cemal Şen Aslan, diploması olmadığı halde diş hekimliğine ilişkin hasta tedavi etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum edilmiş. Hürriyetteki habere göre Hakan Yıldırım diş muayenesi için kliniğe gidiyor. Kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtıyor Cemal Şen Aslan, Yani aslında kliniğin temizlikçisi. Muayene sonucu bu temizlikçi dört kişinin çekil, 4 dişinin çekilmesi gerektiğini söylüyor hastaya. Hakan Yıldırım da apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söyleyince Cemal Şen Aslan sinirleniyor. Sen işimi bana mı öğretiyorsun diyerek tepki gösteriyor. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Hakan Yıldırım'a anestezi yapıyor. Ön üstteki dört dişini çekiyor. Bakın artık nasıl bir kendine güven varsa orada da demek ki oldukça boş bir saate mi denk geldi bu kadar nasıl hareket ediyor. Kendisini öğretim görevlisi olarak tanıtıyor. Hastayla tartışmaya giriyor. Dört diş için orada bir de üstüne üstlük anestezi yapıyor ve dişleri de çekiyor. Bütün bunlar sırasında ortada hiç doktor yok. Hakan Yıldırım verilen reçetede kaşe bulunmayınca tekrar dişçi kliniğine gidiyor. Doktor İbrahim Levenç'e diyor ki tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi. Cemal benim temizlikçim akşamları gelip burada temizlik yapar deyince mahkemeye başvuruyor. Yani o temizlikçinin üzerine atılan şeye bakın ne kadar kolaylıkla dişçide aradan sıyrılmış. Kim e, kaşeyi yaptıysa, tedavinin kim yaptıysa yapsın o kaşeyi demiş. Yani bununla ilgili özür dileyeceklerine, tazmin etmeye çalışacaklarına zararı pişkinlikte de e, devam etmiş. Tabii ki e, daha sonra işte iki buçuk yıllık bir hapis cezası ama e, dört diş gitti tabii bu arada. E, influencerlarla ilgili bir haberim daha var Bülent Bey. E, bununla ilgili bilmiyorum ilerleyen dönemde sanıyorum e, Fatih Terim konusunu konuşmaya devam edeceğiz ama Neredeyse hemen hemen her gün Türkiye'nin dört bir tarafından böyle yeni yeni isimler fırlamaya başlıyor. İşte Dubai'de ya da değişik yerlerde çekilmiş videolar, fotoğraflarla süslenmiş o lüks hayatlar. 2019'da gelin başı yapan Suna Yurtalan'ın 60 tane gelinlik mağazası şubesi, 30 dairesi, 15 villası ve son model arabalara sahip olduğu iddiası var. Alp Kılınç'ın ex hesabından 23 derece hesabı paylaşmış. Evet bütün bunlar nerelere kadar gidecek ee, geçtiğimiz haftada konuşmuştuk işte bu fluensörler böyle dikkatler üzerine çekilince savcılık ya da masak radarlarına girmeye başlayınca aslında biz e, böyle fotoğraflar paylaştık ama bizim aslımız bu diyerek yer sofralarında soba başlarında ya da inekten süt sağarken ki fotoğraf ve videolarını koymaya o eski şaşalı göze batan e, fotoğraf ve videolarını da sosyal medyadan temizlemeye başladılar diye konuşmuştuk. E, ee, i̇sterseniz sizin diğer haberlerinize bakalım Bülent Bey. Ondan sonra çünkü benim biraz e, karar yazarı kahvecinin e, futbolcuların para kaybıyla ilgili bir haberi var. E, sanıyorum sizde de bununla ilgili haberler var. Yine Fatih Terim ve konusu. Bu sahte dişçiyle ilgili bir cümle söyleyeyim ben. Yani iki yıl, iki küsür yıl hapis cezası çok az yani komik bir ceza. Normal şartlarda hani dört tane dişini kaybetmiş adam. Evet. Bilmiyorum ceza kanununa yakından bir bakmak lazım. Ama e, hani Türkiye'de en ucuz şey herhalde insan sağlığı ve insan hayatı. E, ben e, normal haberlerime geçmeden önce medyadan bir alıntı yapmak istiyorum. Aslında sıcağı sıcağına hani unutulmasın diye sosyal medyada da not düşmüştüm bunu. E, Twitter hesabından paylaşmıştım ama görmeyen izleyicilerim için tekrar burada hatırlatmak istiyorum. 3 gün içerisinde e, Sözcü Gazetesi'nin manşetine çıkmayı başaran bir milletvekili, Demokrat Partisi milletvekili Cemal Engin Yurt'tan söz ediyorum. Bakın Demokrat Parti hani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını, o da genel başkanını hani üç gün içinde iki kere manşet yapsanız onu belki anlarım. Ya da adam çok önemli bir ifşaatı yapıyor olabilir. Yani kimsenin bilmediği bir şeyi söylüyor olabilir. Zaten sokaktan Hani kimi çevirseniz, mikrofonu uzatsanız bu cümleleri söylüyor. Sende vicdan var mı diyor. Yani cesareti olanlar elbette. Herkes bunu söyleyemiyor da. Yani böyle onlarca sokak röportajı dinlemişizdir. Ya bir milletvekili aynı şeyleri üç gün arayla söylüyor ve aynı şeyleri üç gün arayla bir gazete, sözcü gazetesi, muhalefetin öncü gazetesi diyelim tırnak içerisinde manşet yapıyor. Ben bunun içinden çıkmakta zorlanıyorum. Tek bir açıklamam var benim şahsen o da şu. Bunlar Hani hep söylüyoruz ya fake muhalefet, bunlar çakma muhalefet. Gerçek anlamda böyle Erdoğan'a, Erdoğan rejimine zarar verecek şeyler yapmıyorlar. Böyle toplumda tabanı olmayan, yani partisinin oy oranı işte bindelik küsürlerle e, söz ettiğimiz bir oy oranı. hem yani medyatik bir adam te, televizyon programlarında filan bağıra çağıra konuştuğu için reyting getiriyor. Ondan dolayı televizyon programlarını arada sırada çağırıyorlar. E, Herhalde öyle yani muhalefet ihtiyacını en hasarsız bir biçimde Erdoğan'ı az üzecek şekilde nasıl yapabiliriz? Hem böyle bağırıyormuş gibi yapıp yüksek sesle işte muhalefet ediyormuş gibi yapıp çünkü böyle kocaman harflerle de yazmışlar sen de vicdan var mı filan diye. E, hem de e, hiçbir sonuç doğurmayacak bir muhalefet diye düşünüyorum. Başka bir izahı da yok. Yoksa hani Demokrat Parti'nin bir milletvekilinin iki gün arayla, üç gün arayla affedersiniz. Bir gazetede manşet olmasın. E, banka hadisesine girelim, Fatih Terim Fonu hadisesine girelim isterseniz. E, günlerdir bu konuşuluyor. E, gazeteler manşet yapıyor, kimisi gerçekten manşet yapıyor, kimisi mış gibi yapmak için manşet yapıyor. Ama biz ilk günden itibaren hem kapak yaptık hem konuyu bütün ayrıntılarıyla vermeye çalışıyoruz. Bütün taraflarıyla vermeye çalışıyoruz. Kimseyi kayırmadan e, Milliyet gazetesinin manşeti bankanın da bilgisi vardı. Bu aslında çok önemli bir ayrıntı. Neden önemli bir ayrıntı? E, birazdan geleceğiz. Banka şu anda kendisini sıyırmış durumda. Yani iki, iki tane e, ortada e, bu işe katkı sunan, bu işte adı kullanılan bilerek ya da bilmeyerek, bilerek olduğuna dair de çok önemli işaretler var. İki kişi var. Birisi tüzel kişilik Denizbank ve tüzel kişiliğin başındaki genel müdür, kurucu genel müdür Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı hem bunların ismi kullanılıyor hem de Fatih Termin ismi kullanılıyor ama buna rağmen ne bankayla ilgili herhangi bir soruşturma var ne de bankanın genel müdürleriyle ilgili bir soruşturma var. Zaten banka şube müdürü olarak e, bu mekanizmanın bu soygun düzeninin başında olan seçiler üzerine de BDDK e, zimmetten suçlama yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Yani banka yöneticileriyle kadının yaptığı pazarlık bir anlamda sonuç vermiş durumda. Çünkü zimmetten yargılanabilmesi için BDDK'nın ya da kurumun suç duyurusu yapması gerekiyordu. İkisi de yapmadığı için sadece basit dolandırıcılıktan ya da işte nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak ama normalde çok daha ağır cezaları olan ve çok daha yargılama şartları ağır olan zimmet suçundan yargılanmayacak Seçil Erzen. Şimdi e, bankanın haberi olmasının dediğimiz gibi bu, bu, bu açıdan çok önemli var. Bir de Seçil Erzen'in savcılığa verdiği bir ikinci ifade var. O ikinci ifadeye ulaşmış bugün e, pek çok gazetecinin köşe yazısında ya da Milliyet'in haberinde var. E, Seçil Erzen ifadesinde e, aslında bankanın işin içinde ne kadar olduğunu gösteren ayrıntılar var. Banka ee, hani bir şube müdürünün yaptığı işlemlerden eylemlerden nasıl haberdar olması, orası bir tarafa Seçil saklandığı Çorlu'daki evinde sorguluyorlar sonra İstanbul'a getiriyorlar evinin önünde korumalar bekletiyorlar bunlar koruma amaçlı mı yoksa Seçilerzen e, onları üzecek şeyler yapmasın diye mi yapmışlar onlar ayrıca tartışılır e, Seçil Erzen'i o korumalar eşliğinde İstanbul'a getiriyorlar Seçil Erzen kendisine bir serum verildiğini bu serum nasıl bir serum? Yani kendisini hipnoz mu etmeye çalışıyorlar? Hani o işkenceli sorgularda konuşturulmak için verilen türden bir serum mu? Kendisine bir serum verildiğini ve o serumla birlikte sorgulandığını, daha doğrusu e, ifadelerinin kendisine dikte edildiğini söylüyor. E, ve bundan Genel Müdür Hakan Ateş ve Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Aydoğdu'nun da Mehmet Aydoğdu'nun da haberdar edildiğini, Bizzat olayların tanığı ve müdahale olduğunu söylüyor. Ee, ama buna rağmen ne Denizbank'la ilgili kurumsal bir sorgulama var, ne de adı geçen e, ki zaten para toplarken de Hakan Ateş'in yani genel müdürün bu konuda haberi var. Bu, bu fonun zaten arkasında genel müdür var, Hakan Ateş var diye e, tanıkların verdiği ifadeler var, Arda Tura'nın ya da diğer tanıkların ifadelerinde de bu isim geçiyor, Hakan Ateş ismi geçiyor. Tıpkı Fatih Terim'in isminin geçtiği gibi ama buna rağmen Fatih Terim'de Hakan Ateş ismi de Denizbank'ın kurumsal e, kimliği de e, soruşturmada bir şekilde buharlaştırılıyor, bir şekilde unutturulmaya çalışılıyor. Yani ne müşteki olarak ne mağdur olarak ne de sanık ya da şüpheli olarak isimleri geçmiyor bu iki kişinin de Hakan Ateş'in de Fatih Terim'in de sadece Fatih Terim'in tanık olarak ifadesine başvurulmuş. Tanık olarak e, verdiği ifadelere de iddianameye savcı alıntılamadığı için şu anda e, Fatih Terim'in ifadelerine de ancak böyle e, arkeolojik kazı yapar gibi bir kısım kazılardan sonra ulaşabiliyoruz. E, Yeni Şafak gazetesinin haberinde 5 farklı soruşturma olduğu söyleniyor ki bunu daha önceki şeylerde biz de söylemiştik evet 5 tane soruşturma var bu 5 soruşturma içerisinde ee, yani o parayı alan para ilişkisi içerisinde olan insanların bir kısmı şüpheli bir kısmı tanık bir kısmı e, mağdur bu, bu böyle soruşturmaya göre değişiyor mesela işte Semih Kaya e, bir dosyada müşteki ve mağdur öbür dosyada e, suçlanan kişi şüpheli olarak yargılanıyor Ayhan Akman'la birlikte çünkü onlar biraz da darp ve e, tehditle yatırdıklarından daha fazla para almakla suçlanıyorlar. Hem Erzen'in, Seçil Erzen'in ifadelerinde isimleri geçiyor hem de başka tanıkların ifadelerinde. İşte bazı futbolcular mesela Arda Turan, Emre Belazoğlu eski futbolcular. Bunlar da e, normalde ana dosyada müştekiler ve mağdurlar fakat bir taraftan da haklarında vergi kaçakçılığı soruşturması devam ediyor. Çünkü normalde bu kadar parayı böyle kayıt dışı hareket ettirdiğinizde aslında kara para eee soruşturması bile yapılabilir yani çünkü bir paranın böyle hele hele bu kadar büyük bir paranın kayıt dışı herhangi bir evrak olmadan belge olmadan çantalarla bir yere götürülüp getirilmesi bir yerlerde yatırım yapılması ve bunların hepsi soruşturulması gereken konular ee, ama dediğimiz gibi yine e, birilerini atlayacaklar sadece bir banka müdürüne onu da işte pazarlıklarını yapmışlar yani şayet bu dava zimmete girerse cezaevinden hiçbir şekilde çıkmazsın. Ama bu bir dolandırıcılık davası olursa işte 3-5 yıl yatar kurtulursun. Belki hani o kayıp denilen paraların da bir kısmını bir yerde sakladıysa ondan sonra da çıkar rahat rahat yurt dışında ya da yurt içinde bir şekilde hayatını idame ettirir. Bu pazarlık da böyle devam edecek. Bu arada hani medyada bugün program olduğu için medya yansımalarını da alıyoruz malum. Cüneyt Özdemir, Cüneyt Matik yine devrede. Cüneyt Matik şu anda e, Fatih terimi kurtarmaya çalışan ekibin e, şey gibi sözcüsü gibi diyeyim. E, hemen devreye girmiş ve Cüney şeyin Fatih terimin aslında en mağdur kişi olduğunu, hatta bu dosyada bir tane mağdur varsa onun da Fatih terim olduğunu, çünkü onun adının kullanıldığını filan söylüyor. Şimdi düşünün ki bir adamın etrafında kendi kızı da dahil olmak üzere, damadı dahil olmak üzere, dostları, arkadaşları, birlikte çalıştığı futbolcular, bunların hepsi bir e, yolsuzluk düzeninde elbette ki açgözlülükle, elbette ki yani dolar bazında, dolar faizinin sıfıra yakın olduğu, neredeyse sıfır olduğu bir ortamda e, %30, %35 faizle, dolar faiziyle para vermenin mantıklı olmadığını, bunun tamamen bir açgözlülük ve köşe dönmeci, psikolojinin yansıması olduğunu hepimiz biliyoruz ama bu bu insanlar Fatih Terim'in ismi ve Hakan Ateş'in ismini duydukları için güvenerek milyonlarca dolar parayı yatırmışlar. 1.2 milyar TL'ye tekabül ediyor. 43 milyon dolar 15 milyon TL'den söz ettiğimizi daha önce söylemiştik. Böyle bir ortamda Cüneyt Özdemir çıkıyor ve diyor ki Fatih Terim asıl mağdurdur. Ee, ve bunu da bazı internet siteleri mesela herhalde haberin içeriğini okumuyorlar farklı başlıklarla işte Cüneyt Özdemir e, Fatih Terim fonundaki e, ayrıntıları anlattı filan diye e, haber yapıyorlar gerçekten Türk medyasına şaşıra şaşıra e, şaşı olduk diyeceğim evet ben hemen e, karar yazarı kahvecinin sözlerini de paylaşayım o zaman. Ya kahveci şöyle diyordu. Türkiye gündeminde Dilan ve Engin Polat çiftinin kara para aklaması ve Seçil Erzan'ın kurduğu saadet zincirinin konuşulduğunu belirtiyor. Ülkemdeki bu gündemlere baktığımda hemen aklıma 28 Şubat süreci geliyor. O gün zor günlerde toplumun özgürlükler adına temel sorunları ayyuka çıkarken Televizyonlarda magazin programları reyting rekorları kırıyordu. İnsanlara adeta özgürlüğünüze bakmayın. Onun yerine şu meşhur artist neresini açtı, şu artist kiminle geceledi gibi absürt şeyler sunuluyordu. Bugün de gündemde bunun bir başka senaryosunu yaşıyoruz diye yazdı. Seçil Erzan'ın saadet zincirinde para kaybedenlerin ülke gündemini boğduğunu kaydeden kahveci, önümüzdeki dönemde kemer sıkma politikasına mecbur kalıp 3-5 milyon kişi işini kaybedecek ve kimse buna bakmayacak. Afiyet olsun, geçmiş olsun. Tıpkı 28 Şubat sürecinin magazincileri gibiyiz ifadelerini kullandı. İşte 3-5 futbolcu para kaybetti diye ülke gündemi bu olurken önümüzdeki dönemde 3-5 milyon kişi işini kaybedecek ama kimse bunları konuşmuyor diye soruyor. Ee, sizde de bir sanıyorum kara para ya da daha doğrusu kayıt dışı ülkeye girişle ilgili bir küpür görüyorum. İsterseniz onu e, paylaşacağımız sırada ben de bir soru sorayım. Profesör Doktor Şenol Babuşçu'nun bir sorusu bu. E, bununla ilgili izleyenlerimizden gelen cevapları da bakalım bu arada siz de belki küpürlerinizi aktarırken. Ekim ayında konutların yüzde 94'ü, yılın ilk 10 ayında ise yüzde 83'ü konut kredisi çekilmeksizin satılmış. Yani tık para, peşin para, konut fiyatlarının ulaşılamaz düzeylerde olduğu ve konut kredilerinin de çok düşük olduğu bir ortamda bu konutları kim aldı ya da kim alabildi diye soruyor Profesör Doktor Şenol Babuşçu. Bunlar bir ev almak için e, krediye bile gücü yetmeyenler tarafından alınmadığına göre bu konutların %94'ü ilk 10 ayın %83'ün konut kredisi çekilmeksizin alınan bu konutlar kimler tarafından satın alınmış olabilir diyeyim daha sonra sizin kayıt dışı parayla ilgili küpürünüz için sözü tekrar severeyim. Hafta içinde benzer bir örneği konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Vatandaşlık verildiği söylenen ki birazdan Süleyman Soylu ile ilgili Fahrettin Altun'la ilgili haberlere geçtiğimizde onun onu da hatırlatabiliriz. Türkiye'den işte Yeni Bosna'dan hem de Yeni Bosna'dan bir rezidans alarak vatandaşlık alan bir çete reisi Arnavut çete reisiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun hikayesi hafta içerisinde konuşulmuştu ve Süleyman Soylu da ona çok kızmıştı. Çünkü adam kırmızı bültenle üç ülke tarafından aranırken Türkiye'de vatandaşlık verilmiş. İsmi işte Nedat Çelik olarak galiba değiştirilmiş. Ee, bu şeye hani bu örneğe baktığımızda aslında nakit parayla evleri kimin aldığını, konutları kimin aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Türkiye dışından ya da Türkiye içinde üretilmiş kara paranın bir şekilde sisteme sokulmasının yolu bu. Evet, mafya ilmez. Ekonomiyi en yakından takip eden en iyi yorumlayan ekonomistlerden birisi, evet Nedat Çelik'ün küpürülü arkadaşlarımız yayına da yansıttılar. Bir taraftan üç ülke yani birisi Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere üç ülke tarafından kırmızı bülten hakkında kırmızı bülten çıkarılmış bir adam. Ee, nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşlığını alabiliyor, kimliğine sahip olabiliyor? Çünkü o vatandaşlığı almanın şartları içerisinde sabıkası olmamak ve e, hatta ahlaki sorunlarının bile olmaması, yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına engel ahlaki sorunlarının bile olmaması lazım e, kanunda geçen bu. Ya bırak, yani bu adamları çok ahlaklı görmüşler demek ki vatandaşlık vermişler, suçlarını nasıl örttüğünü ise hepimiz biliyoruz. E, Mahfiye İlmez'in e, hafta sonu gazetelerinde e, Sözcü gazetesinde bir haberi vardı. Manşet yapılmıştı. Türkiye'ye bir yılda 26 milyar dolar kayıt dışı para girdi diyor Mahfiye İlmez. E, i̇şte bu hani değirmenin suyu nereden geliyor? Bu yani iki yıl önce, üç yıl önce aç gezen ya da işte kıt kanaat geçinen bu fenomenler nasıl hem de Korona tarafından yani koronanın fırtına gibi estiği insanların bırakın e, hani gidip saç baş yaptırdığı güzellik merkezlerinde bakım yaptırdığı evinden bile çıkamadığı aylarda yıllarda bunlar nasıl bu kadar güzellik merkezi açtılar ve nasıl bu parayı vurdular? E, bu tartışılıyordu nasıl vurduklarını gösteren örneklerden bir tanesi. Mahfiye Elmez diyor ki 2022'de Türkiye'ye kaynağı belirsiz 26 milyar dolar girdi. Ve bunun araştırılması için e, MHP, affedersiniz muhalefet partileri, meclise önerge veriyorlar. MHP ve AKP'nin oylarıyla her zaman olduğu gibi bunlar e, reddediliyor, bunlar araştırılmıyor. İşte bir ülke, ben düşünün ki e, 26 milyar dolar yılda e, kaynağı belirsiz para giriyor ve bu paranın peşine düşmüyor, bu parayı ee, bir kanun karşısına çıkarıp bu parayı getirenleri sorgulamıyor niye? Çünkü o parayı getirenlerle, getirenlerle ülkeyi yönetenler arasında doğrudan bir ilişki var, bir boru hattı var, bir hortum hattı var aslında. O hortum hattının e, ucu nereye uzandığını bildiğimiz için hani o biz şimdi dilanı şunu bunu konuşuyoruz. Onlar sadece basit piyonlar. Asıl o paraları eee hani deve hamuduyla götürenlere belki dönüp bakmak lazım. Asıl o paraların nerelere, hangi paralel havuzlara, hangi e, büyük devletlerin e, şeylerine, servetlerine aktığını bunlara bakmak lazım. E, evet, yani Türkiye'de bir izleyicimiz Morpheus galiba yanlış okumadıysam futbol kulüplerinin e, mali, mali şeylerinden, sorunlarından bahsediyor. Daha doğrusu bir taraftan devletten teşvik ve, teşvik ve vergi muafiyetleri alırlar. Yani normal vatandaş ekmeğinin bile vergisini öderken spor kulüpleri ve sporcular futbol kulüpleri diyelim daha doğrusu. Spor dersek çok geniş olur. Aslında desteklenmesi gereken pek çok spor branşı bu destekten mahrumdur. Desteklerin hepsinden bir çoğundan mahrumdur diyelim. Ama futbol kulüpleri bu kara para aklama işlerinin en çok kullanıldığı şimdi müşterek bahis ya da bahis siteleriyle ilgili bir soruşturma var orada ufak tefek oyuncuların adı geçiyor da işte Tuzla Spor üzerinden ya da başka e, ikincilik üçüncülük altlik takımlarının e, üzerinden e, bahis oynayarak para atlamaya çalışan ya da para kazanmaya çalışanlarla ilgili küçük bir soruşturma var oradan da bir şey çıkmaz bir iki gazeteci peşine düştüğü için göstermelik soruşturma açtılar diye düşünüyorum e, ama e, şey e, asıl büyük e, şey para aklama işlerini asıl büyük Hırsızlığı aslında büyük kulüpler yapıyorlar ne yazık ki o kadar para kazanıyorlar o kadar yüksek meblağla bilet satıyorlar forma satıyorlar başka ürün satıyorlar ama hepsi iflasta hepsi devlete borçlu ve bir taraftan da bakıyorsunuz mesela işte daha önce de birkaç sefer söylemişimdir Tabata örneği diye bir örnek var yani 9 milyon dolara Beşiktaş'ın Gaziantepspordan transfer ettiği bir futbolcuyu bir yıl sonra 1 milyon doları elinden çıkarmıştı. Yani demek ki o futbolcunun değeri 1 milyondu. Siz o 9 milyona nasıl aldınız? Herkes biliyor ki menajerler ve kulüp yöneticileri bu paraları aralarında paylaşırlar ve kara parayı sisteme sokmanın bir yolu da 1 lira eden bir şeye herhangi bir ürünü bu evde olabilir, futbolcu da olabilir, başka bir şey de olabilir. 1 lira eden bir şeye 9 lira ödediğinizde 8 liralık kaynağı belirsiz parayı sisteme sokmuş ve işinizi yürütmüş olursunuz. Evet Türkiye gündeminden birkaç başlık daha paylaşayım sonra isterseniz kapak konumuza gelelim. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz kararı konuşuldu ama yankıları devam ediyor. Profesör Doktor Özgür Demirtaş da diyor ki Türkiye'nin Arjantin örneğini iyi incelemesi lazım. Arjantin sürekli faiz artırmasına rağmen enflasyonu kontrol edemedi. Bunun nedeni faiz arttırımının yanında yapması gereken diğer yapısal reformları yapmaması. Faiz arttırımı geçmişte yapılan hataların bir bedelidir, acı verir. Bu acıyı çekmemize değmesi için diğer yapısal reformların ivedilikle hayata geçirilmesi gerekir. Yoksa hiçbir faydası olmayacak. Arjantin'de faiz arttırdı ama sonuç ortada. İşte eee bu konuyla ilgili yine belki bir başka tartışma faiz artırımı yeterli mi? Şimdi siz az önce bayislerden bahislerden bahsettiniz. Şans oyunlarına da şöyle bir bakalım isterseniz. Çünkü şans oyunlarındaki oyunlarındaki nasıl büyük bir yükseliş var? İnsanlar niye şans oyunlarına bu kadar son dönemde rağbet ediyor? Sözcü'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020'de 3 milyar 463 milyon lira olan şans oyunları vergisi tahsilatı 2021'de 6 milyar 91 milyon liraya 2022'de 10 milyar 300 milyon liraya ulaştı bilgilerini veriyor Ozan Bingöl. Bu yıl için şans oyunları vergisi bütçe hedefi 26 milyar 278 milyon lira olarak belirlendi. Yılın ilk 10 ayında da 19 milyar 373 milyon lira şans oyunları vergisi olarak tahsil edildi diyor. İnsanların emeği alın teriyle bir ev bir araba alabilme hayali kalmadı diyen Bingöl ekonomik çöküşün etkisiyle bahis ve şans oyunlarının olan talebinde yükseldiğini söylemiş yazısında. Bingöl şans oyunları vergi gelirinde 2007-2023 döneminde %7948.7 oranında artış yaşandığını aktarıyor. Vatandaşın vergi yükünün sürekli ağırlaştığını ve yılın ilk 10 ayında 3 trilyon 391 milyar lira vergi ödediğini belirten Bingöl doğru şekilde uygulanmayan mali disiplin politikalarının en büyük maliyetini alt gelir grubu çekmek zorunda kalacak. Olan yine dar gelirlinin alın terini olacak yaşadıklarımız da bunun tezahürü diyor. Evet e, yine %10'luk artışla %10 özür diliyorum e, bu yılın ilk 10 ayında %82'lik artışla 19 milyara çıkmış. 2020'deki 3 buçuk milyar olan vergi tahsilatı e, Ozan Bingöl'de ülkedeki ekonomik çöküntünün insanları kumar çukuruna ittiğini belirtiyor. Yasal boyutu buyursa bir de siz yasa dışı boyutunu düşünün yorumunu yapmış. E, korkusuz yazarı Can Ataklı'nın ben e, paylaştığı bir yazı var küçük bir notla oradan sonra isterseniz sözü size bırakayım ve kapak konumuza geçelim. Ee, can Ataklı NASA uzayda dünya formatına uygun gezegen arıyor Türkiye'de Diyanet kanalı erkek boşadığı eşinin eski eşinden olan kızıyla evlenebilir mi sorusuna cevap arıyor demiş ee, Diyanet kanalındaki bu e, sorunlara daha doğrusu konuşmalara tepki gösteriyor Ataklı birkaç gün önce gördüğüm bu fotoğrafı sosyal medyada insan bakınca gülüyor haliyle ama altına yazılanları okuyunca o gülme durumu yerini can sıkıntısına bırakıyor. Dünya nelerle uğraşıyor? Örneğin Amerika Mars'ta nasıl koloni kuracağını planlıyor. NASA uzayda dünya formatına uygun gezegen arıyor. Japonlar çelikten 100 kat daha sağlam materyal üretmeye çalışıyor. Almanlar araçları daha az yakıtla nasıl uzağa götürebileceklerini tasarlıyor. Türkiye'deki Diyanet kanalı ise erkek boşadığı eşinin eski eşinden olan kızıyla yani üvey kızıyla evlenebilir mi sorusuna cevap arıyor diye yazdım. Evet sosyal medyadaki gündem böyleydi hemen hemen e, sosyal medyadaki gündemden sonra isterseniz kapak konumuza geçelim ama belki bir kez de burada hatırlatmak lazım e, bu seçim döneminde çokça konuşuldu hep tok örneğini verdik ama Türkiye'nin bir de e, 2024-2025'li yıllarda aya inişle ilgili bir projesi vardı o ne durumda hiç onunla ilgili bir şey duymuyoruz sert iniş de olsa aya inişle ilgili aya gidişle ilgili en azından ne gibi çalışmalar var? Bunlar da tabii seçim öncesi tekrar gündeme gelecektir herhalde. Mahmut Bey, aya inişin son süresi 2023'tü. Hem de böyle havalı olduğunu zannederek sert iniş falan diyorlardı. Sanki aya böyle tekme tokat ineceğiz gibi. Halbuki aya yumuşak iniş muteberdir, makbuldür. Yumuşak inemediğiniz için böyle damdan düşer gibi, külçe gibi pat diye inersiniz. Buna sert iniş diyorlar. 2023'te süresi doldu, doluyor aslında. Fakat inemediler. Bu Diyanet'le ilgili haberinize benim şöyle bir itirazım var e, Korkusuz Gazetesi'nin yazarına. Şimdi o söylediği mesela Japonya'da din konuşan insanlar e, Mars'tan konuşmuyorlar. Japonya'ya da din konuşan insanlara gitseniz benzer konular konuşuyorlardır. Ya da Amerika'da ya da Almanya'da alanı din olan insanlar buna benzer konular konuşuyorlardır. Yani burada e, karşılaştırılması gereken bir şey varsa TÜBİTAK'ı karşılaştırırsan karşılaştırsınlar. Yani TÜBİTAK'ın başına işte hayvanat bahçesi müdürü getirildi. TÜBİTAK tamamen bir e, yalaka kurum haline getirildi. İçi boşaltıldı. TÜ, yurt dışından gelen beyin göçüyle gelen e, yurt dışındaki üniversitelerde iyi eğitim almış insanlar e, ya tutuklandı ya tekrar yurt dışına gitmek ya da yurt dışına kaçmak zorunda kaldılar. Çünkü hepsi bu, bu süreç içerisinde. Aa, siz niyet Türkiye'ye geldiniz? Neden Amerika'daki Almanya'daki rahatınızı bozdunuz diye birçok bilim adamı sosyal bilimlerde de bu oldu. pozitif bilimlerde de oldu. Sorgulandılar, cezaevine atıldılar. Onlar da TÜBİTAK'ın ya da üniversitelerin içini boşaltıp gittiler. Zaten üniversitelerde şu anda şey, böyle mış gibi yapan, çocukları oyalayan, gençleri birkaç yıl daha işsiz kalabilsinler diye açılmış kurumlar şayet bir karşılaştırma yapacaksak üniversiteleri karşılaştırmamız lazım. Diyanetle oradaki bir mesela MIT Amerika'daki bir üniversiteyi kıyasladığınızda ya da NASA'yı kıyasladığınızda doğru bir şey yapmış olmuyorsunuz bence şeyle MIT ile ya da Harvard'la Orta Doğu'yu kıyaslayın. Bir, Boğaziçi Üniversitesi. Diyanet'le kurumlardan ziyade sanıyorum e, televizyonlardaki gündemle ilgili belki bir eleştirisi vardı. Hani insanların gündeminde bunlar var ülkeler, insanlar televizyonlarda bu haberler var. Bunları konuşurken Diyanet TV'sindeki işte alt belki örnek göstererek buna dikkat çekmiştir diye. Ama tahmin Diyanet ediyorum. Diyanet TV zaten onu konuşacak. Yani adı üstünde Diyanet TV. Yani dediğim gibi Türkiye'deki e, böyle hani bu tür eleştirileri yazan e, gazetecilere ben aslında biraz kızıyorum. Doğru karşılaştırma yapmıyorlar. Doğru yerde muhalefet yapmıyorlar. Yani bu gerçekten hani iyi bir nokta Türkiye'nin çok geride kaldığı bir konu. Bilimsel araştırmalar, ARGE yatırımları vesaire filan. Mesela işte uzay ajansı kuruldu değil mi? Uzay ajansının e, oturup masaya yatırıp konuşması lazım. İşte aya iniş dedik. Aya iniş için uzay ajansı kuruldu. Burada paylaşmıştık haberi. İlk aldıkları şey 5 tane makam arabası olmuş. Yani teleskoba bile 2 yıl sonra sıra geldi biliyor musunuz uzay ajansında. Yani böyle olduğu zaman tabii ki bu ülkede bilim yapılamaz. Tabii ki e, teknolojik gelişmeler olmaz. Onun için e, yani yaptığınız 100 yıl sonra insanların 100 yıl önce hatta Elektrikli araçtan bahsedeceksek 30-40 yıl önce yaptığı bitirdi artık e, o defteri kapattığı elektrikli arabayı ya da e, bir, herhangi bir şekilde bir otomobili e, büyük bir buluş gibi sunarsınız. Sanki tekerleği yeni bulmuşuz gibi yani o kadar e, bana tuhaf geliyor, absürt geliyor o e, övünmeleri. Yani tekerleği bulduk diye ortaya çıksalar e, da bu kadar herhalde komik olurdu yani biz otomobil yaptık ya. Günaydın adamlar. Yüz yıl önce yaptılar. 50 yıl önce de elektriklisini yaptılar diye düşünüyorum ben. E, bu arada evet, buradan kapatmamıza geçelim mi? Ne dersiniz? Evet, Levent Halkan da şey ol. diyor. Evet. Levent Halkan şey diyor. Bu kayıt dışı e, paralar e, Yani Türkiye'ye gelen kaynağı belirsiz paralar. Bunlar bir de kayıtlı olanlar diyor. Evet. Yani bir şeyin hazinenin e, kalemlerinde işte kaynağı belirsiz para işte, e, onun başka bir isim, ismi daha vardı. Şimdi unuttum. O şekilde bunlar e, bilinenler bir de bilinmeyenler var. Bir izleyicimiz de e, Zafer Bey şimdi soy ismini unuttum. E, Zafer Güner o da e, müşte bahis oyunlarıyla ilgili vergi artışından e, dolayı şu yorum yapıyor. Diyor ki vatandaşın demek ki parası var ki e, bahis oynuyor, kumar oynuyor. Yoksa gidip ekmek alırdı. Diyor böyle de bir yaklaşım var. Onu da e, atlamamış oldum. E, Cevher Güven'in bir videosu, kapak konumuz bugün o. E, Fahrettin Altun'la ilgili bir e, ka konunun kapağını, bir dosyanın kapağını kaldırmış Cevher Güven. Gerçekten önemli bir e, konu. Çok iyi bir noktadan yakalamış. Ama medyada ne kadar yer alacak? Herhalde hiç yer almayacak. Niye yer almayacak? Çünkü zaten Türkiye'de medya dediğimiz muhalifleriyle birlikte, yandaşlarıyla birlikte hepsi Hükümetin kontrolünde o kontrol mekanizmasının başında da Fahrettin Altun var ve Fahrettin Altun'un o mekanizmanın başında olduğunu gösteren e, onlarca örnek var. Ondan dolayı Fahrettin Altunla ilgili böyle bir haberden e, şayet biz haberdar etmezsek, biz yayın yapmazsak Türkiye'de kimsenin haberi olmayacak. Cevher Güven'in videosundan kısa bir bölüm izleyip sonra yayınımıza devam edelim. farklı olarak yeni bir strateji deniyor. <laughs> Ve devam ediyor yazıda. Diplomatik ilişkiler sürdürülürken <laughs> söylüyor bunu gerçekten. Şimdi geliyoruz dananın kuyruğunun koptuğu noktaya. Bu yazıyı parayla Fahrettin Altun'un nasıl İsrail medyasına yazdırdığı noktaya. The Times of Israel bu yazıyı yayınladıktan 3 gün sonra veri tabanından bu yazıyı sildi. İşte bu yazıyı silmelerinin sebebi bütün dananın kuyruğunun no, koptuğu nokta. Şimdi Haret gazetesinden, Haret web sitesinden bir kişi The Times of Israel arıyor bir gazeteci. Bu gazetecinin ismini de biliyorum çünkü ben de kendisiyle kontağa geçip bu olayların hepsini doğrulattım. Diyor ki, ya diyor Emir Ekşioğlu bu makalenin aynısını, birebir aynısını bana gönderdi ve bunu Haaretz'de yayınlatmamı istedi. Bunun karşılığında da bana 10 bin dolar teklif etti. Ben reddettim diyor. Şimdi niye Hares'te yayınlatmak istiyorlar? Çünkü Hares çok popüler, çok güvenilir, bütün dünyada bilinen bir medya organı. Ve demokrasi ve liberalizmden yana olduğu için de şu anda Netanyahu yönetimini de eleştiren bir medya kurumu. Dünyada çok bilinen, güvenilir bir İsrail medyası. Ve buradaki çalışan gazeteciye teklif ediyor Emir Ekşioğlu. Bizzat diyor ki Emir Ekşioğlu beni aradı ve bunu teklif etti. Hares'te bu makaleyi çıkartırsam kendi imzamla bana da 11 bin dolar vermeyi, vaat etti ben de bunu reddettim diyor. Şimdi aynı makaleyi birebir sizin web sitenizde The Times of Israel'de görüyorum diyor. Ve delillerini sunuyor. Emir Ekşioğlu'nun kendisine gönderdiği maili, o yazının orijinalini içeren maili filan, telefon konuşmalarını, arama kayıt görsellerini filan hepsini gönderiyor. Bunun üzerine The Times of Israel kime dönüyor? Yazıya yayınlanan Ronen Sarah'a dönüyorlar ve o da yazıyı Emir Ekşioğlu'ndan aldığını kabul ediyor ve bütün bu delillerin eşliğinde bu yazıyı siliyorlar. Şimdi bu kadarla mı skandal sınırlı? Evet Cevher Güven'in ifşa ettiği konu şöyle önemli. Türkiye'de birileri iç siyasette malzeme yapabilmek için daha doğrusu kendi PR'larını Halkla ilişkiler çalışmalarını yapabilmek ve kahramanlaşabilmek için yurt dışında İsrail medyasında aleyhlerine yazı yazdırıyorlar. Bak düşünebiliyor musunuz? Yani e, Fahrettin Altun o 10 bin doları kendi cebinden mi vermiştir? Hayır. İletişim Başkanlığı diye devasa bir kurum var. İşte kaç katlı? 30 katlı, 40 katlı bir binaya kondular. Bir yurt binasına Hizmet Hareketi mensuplarının yaptırdığı bir yurt binasına kondular ve o binada şu anda Fahrettin Altun ve trolleri e, sabah akşam Türkiye'de manipülasyon yapıyorlar, dezenformasyon yapıyorlar. E, Fahrettin Altun sizin paranızla, sizin bizim vergilerimizle e, kendisine yurt dışından PR yapabilmek için bakın İsrail normal şartlarda bir, e, hani, e, herhangi bir muhalefet partisi ya da muhalefet partilerinin herhangi bir bürokratı İsrail'e 10 kron gönderse, 10 kuruş gönderse, 10 dolar gönderse Büyük olay olurdu. Bakın 10 bin dolar İsrailli bir gazeteciye para göndermiş. Ne karşılığında? Benim aleyhime haber yapın. Niyet Kendi aleyhine haber yaptırmak istiyor Fahrettin Altun. Çünkü Türkiye'de şu anda bilhassa AKP tabanında en geçer akçe İsrail karşıtlığı ya da İsrail bu adamdan korkuyor. İsrail bu adamdan endişe ediyor. Ee, yazıyı da öyle bir kurgulamışlar ki tam böyle hani Fahrettin Altun'u kahramanlaştırabilmek için bugüne kadar çakma göbel istiyorduk. Ee, Nazi Almanya'sının iletişim başkanı diyelim ona da Hitler'in ee, Hitler Hitler'i Hitler, Hitler yapan aslında adam bile diyebiliriz. Elbette ki Hitler'deki o tırnak içerisinde potansiyeli değerlendirmiş. Şimdi e, Fahrettin Altun'da da böyle e, Hani İsrail medyasında Erdoğan şu anda yani bir taşla iki kuş vurmuşlar şöyle Erdoğan işte İsrail'e karşı sert tedbirler almıyor, ticareti bırakmıyor, işte büyük elçiyi çekmiyor ama öyle muhteşem bir e, iletişim şey yapıyor ki muhteşem bir propaganda savaşı yürüyor ki İsrail bu savaşı kaybedecek. Ya İsrail'in dünyada nasıl bir Medya üstünlüğüne sahip olduğunu nasıl bir propaganda üstünlüğüne sahip olduğunu hepimiz biliyoruz yani teknolojik üstünlüğünden çok daha fazla çok daha büyük düşünün ki şu anda e, hani halkların tepkisine rağmen İngiltere'de işte diğer batılı ülkelerde Amerika'da Yahudilerin Hatta tepkisine Yahudilerin gidip kongre'yi işgal etmelerine rağmen e, devlet yetkilileri İsrail'in yanında yer almak mecburiyetinde hissediyorlar kendilerini. İsrail'in her türlü e, savaş suçu işlemesine göz yumuyorlar. Neden? Çünkü İsrail'in müthiş bir propaganda şey var. A, mekanizması var. Müthiş bir propaganda üstünlüğü var. Şimdi güya Fahrettin Altun o işte iletişim başkanlığında istihdam ettiği trollerle İsrail'in bu propaganda üstünlüğünü kıracakmış. İsrail propaganda savaşını kaybedecekmiş. Ondan dolayı Fahrettin Altun'un e, alaşağı edilmesi lazımmış, Fahrettin Altun'un susturulması lazımmış filan. Ve yayınlatılan haberi birkaç gün sonra gerçek ortaya çıkınca o internet sitesi bile yayından kaldırıyor. Şimdi ne kadar ayıp bir şey değil mi? Ne kadar e, korkunç bir şey. Yani siz bir taraftan güya İsrail'le savaşıyorsunuz, güya İsrail'le propaganda savaşı yapıyorsunuz ama bu savaş tamamen Yarın Erdoğan giderse, Erdoğan'dan sonraki Türkiye'de ben de var olayım diyen Fahrettin Altun'un bir propaganda savaşı aslında. Başka hiçbir anlamı yok. Ee, şimdi Fahrettin Altun'un e, yayınlattığı haberlerle ilgili küpürler de var. Arkadaşlar onları da getirebilirler. Cevher Güven de zaten e, kullanmış bunları. Mesela TRT yayınlamış, başka kanallar yayınlamış. Her zamanki e, gönüllü troll Melih Gökçek. Fahrettin Altun ve ekibiyle gurur duyuyoruz filan diye haberler yapmış. Bunları Türkiye'nin ya da işte iletişim başkanlığının çok etkin olabildiği Bosna Ersek gibi ülkelerde orada da yayınlatıp yani Fahrettin Altun'la biz gurur duyuyoruz filan gibi e, haberler yaptırıp e, Türkiye'de bir Fahrettin Altun kampanyası yapmışlar ve yapmaya devam ediyorlar edecekler. Ben şunu iddia ediyorum. Fahrettin Altun bakın Erdoğan'ın iletişim danışmanı ve güya Erdoğan'la e, Erdoğan'ı parlatmak için Erdoğan'a dav kavukluk yapmak için para alıyor. Ama e, test birkaç kere ben gördüm testini de yaptım diyebilirim. Erdoğan'la ilgili bir ağır eleştiri yazsanız troller size diyelim ki 10 birim saldırıyorsa Fahrettin Altun'la ilgili bir eleştiri yaptığınızda 30 birim saldırıyorlar. Çünkü troller doğrudan. İta amirleri olarak Fahrettin Altun'u biliyorlar. Fahrettin Altun'la ilgili negatif bir şey yaptığınızda Erdoğan hakkında yazdığınızın 3 katı, 4 katı, bazen 5 katı daha fazla trolle müda yüz yüze gelmek zorunda, onlarla mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da Fahrettin Altun'un kendisine çalıştığını gösteren örneklerden biri. Bakın bir birazdan daha geniş başka bir konuyla ilgili Faruk Bildirici'nin yazısını değerlendireceğiz ama Faruk Bildirici'nin bu haftaki yazısında kısa kısalarda şöyle bir not var. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un stratejik iletişim zirvesindeki konuşması NTV, CNN Türk, Habertürk, Global, TV Yüz, A Haber, TRT Haber, Ülke TV, TV Net, Kanal B ve e, TRT'de, şey TGRT'de galiba yanlış saymadıysam 9 ya da 10 kanalda canlı yayınlanıyor. Bakın bunların içerisinde NTV var, CNN Türk var. Haber Türk var. 11. 11 mi? Peki. E, haber değeri açısından baktığınızda Fahrettin Altun'un bu konuşmasını hiçbir televizyon yayınlamaz. Hiçbir televizyon canlı yayınlamaz. İki dakikalık konuşması bile olmaz ya. Cumhurbaşkanlığının basın danışmanı, basın sözcüsü yani Fahrettin Altun dediğiniz ama medyaya da öyle bir hegemonya kurmuş ki bu hegemonyadan e, dolayı adam Hani neredeyse Cumhurbaşkanı Erdoğan kadar haber oluyor. Bir başka konu var bugünlerde Fahrettin Altun neden gündeme geldi? Hafta sonu hatırlarsanız <laughs> Süleyman Soylu e, sosyal medyada başını çıkardı ve bir anlamda tehdit etti, bir anlamda bir şantaj e, bildirisi yayınladı. Biliyorsunuz işte Ay Ayhan Bora Kaplan'la birlikte başlayan süreçte Süleyman Soylu ve iltisaklı çeteler. Ayhan Bora Kaplan ilk adımdı. Ondan sonra e, uluslararası çetelerin Türkiye'deki uzantıları ya da Türkiye'deki yöneticileri uzantı demek doğru değil. Çünkü adamlar genel merkezlerini Türkiye'ye taşımışlar zaten Süleyman Soylu döneminde. E, ve çok rahat ellerini kollarını sallayarak e, icraat yapmışlar. Birçoğu vatandaşlık almış. İşte o vatandaşlık haberleri ve o iltisaklılar e, Süleyman Soylu ile iltisaklı çeteler haberine Süleyman Soylu biraz... Kızmış ve Fahrettin Altun'u etiketleyerek Twitter'da, sosyal medyada şunu paylaştı. Organize haberler devam ediyor. Altına da Fahrettin Altun, Süleyman Soylu diyor ki bak Fahrettin çok üstüme geliyorsun. Benim de elim boş değil. Ben de e, bu ülkede e, şu kadar yıl İçişleri Bakanlığı yaptım. İstihbarat elimdeydi, dinleme elimdeydi, her şey elimdeydi ayağınızı denk alın ben kolay lokma olmayacağım demeye getiriyor. Ama mesajının ikinci bölümü e, çok daha ilginç ayrıntılara sahip. Şöyle diyor Süleyman Soylu. E, T24 yazarı Ersin e, neydi Ersin'in soy ismini unuttum. E, neyse onu hedef alarak söylüyor. Diyor ki benimle ilgili 800 tane yazı yazdın ama hiçbirisiyle ilgili başın ağrımadı diyor. E, fakat şimdi diyor bak işte yargıyla ilgili MIT raporu var dedin. Hemen kendini cezaevinde buldun. soluğu cezaevinde aldın. E, en önemli cümleyi zaten büyük harflerle yazmış. Serbest alan olduğum için devam ediyorsunuz diyor. Süleyman Soylu şunu söylüyor. Diyor ki AKP iktidarının e, zırh sağladığı insanlar var. Ben de İçişleri Bakanı iken bu zırha sahiptim. Bakanlıktan ayrılsa bile çok kolay yazamazsınız AKP'li herhangi bir isim hakkında bu kadar böyle ileri geri konuşamazsınız. Kimse size de haber de vermez. Benim hakkımdaki haberler hem yazabiliyor olmanız hem de bu bilgilere ulaşabiliyor olmanız şunu gösteriyor. Benim üzerimdeki o koruma kalktı. Hatta ateş emri verildi bana. Bu ateş emrini de elbette ki Erdoğan rejimi veriyor. Süleyman Soylu'nun kendine dair bir kariyer planı vardı. Ve o kariyer planını bitirmek için, o kariyer planı Erdoğan'ın Erdoğan'dan sonrası için Erdoğan'ın haleflerinin alternatifi olmayı içeriyordu. Yani Bilal'in alternatifi olacaktı. Ya da Selçuk Bayraktar'ın alternatifi olacaktı. E, ve gerçekten de serbest bir ortamda e, Bilal'le Süleyman Soylu karşı karşıya gelirlerse havada karada yer Süleyman Soylu Bilal'i. E, böyle bir şey olmaması için de Erdoğan, Süleyman Soylu'yu insan içine çıkamaz hale getiriyor. Biraz daha ileri giderse ve hala e, bu sevdadan vazgeçmezse soluğu gerçekten cezaevinde bile alabilir Süleyman Soylu. E, ya işte elimdeki dosyalar, mahkemede konuşurum filan. Mahkemede de konuşsan, elindeki dosyalar da olsa. işte Sedat Peker ya, günlerce konuştu, hafta, e, aylarca konuştu. Söylediği şeyler de öyle yenilir, yutulur cinsten şeyler değildi. Ama hiçbir şey olmadı, hiçbir sonuç doğurmadı ya da başka itirafçılar diyelim onlar konuştular, hiçbir sonuç doğurmadı. Nihayetinde e, Çeşme'nin başını Erdoğan tutmuş, yargı onun elinde, medya onun elinde. Böyle bir ortamda Süleyman Soylu'nun bence hiçbir şansı yok. E, ancak uluslararası suçlarla ilgili, yurt dışına çıkıp uluslararası suçlarla ilgili dosyaları açabilirse, itirafçı olursa, ee, Reza Zarrab gibi. Ancak o zaman kendini kurtarabilir. Ee, yani bunu da yapabilir mi? Ya da Erdoğan rejimi Reza Zarrab'da yediği kazı Süleyman Soylu'da yer mi bilmiyorum. Süleyman Soylu yurt dışına çıksa tabii kendi suçları çok daha fazla. Bilhassa hani Reza Zarrab basit bir kaç şeydi karapara e, kara para aklayıcıydı. Basit, basit bir hırsızdı. Süleyman Soylu'nun aynı zamanda işkence suçları var. insanlığa karşı işlenmiş suçlar var. Bunları dünyanın hiçbir yerinde örtbas ettiremez. İstediği kadar itirafçı da olsa kendi cezasını çekmeden de kurtulamaz. Onun için yurt dışına çıkmak da bir alternatif değil Süleyman Soylu için. Ee, ve yani Süleyman Soylu sadece böyle bir iki tehditle böyle bir iki şantajla daha üzerine gelen baskıyı hafifletmeye çalışır. Ne kadar başarılı olur çok bilmiyorum. Dikkat çeken önemli cümlelerinden birisi de şuydu. Bu soruları bizim çok kıymetli arkadaşlarımız, sizin de çok kıymetli dostlarınızla inşallah değerlendirirsiniz. Yani bakanlığın içinde birileri Süleyman Soylu ile ilgili bu haberleri, bu bilgileri paylaşıyor zaten normal şartlarda hani bu dosya içeriğine gazetecilerin durduk yerde rüyalarında görerek mutlu olmaları, vakıf olmaları mümkün değil. Birileri onlara servis yapıyor. Süleyman Soylu da ben onları da biliyorum demeye getiriyor. Onun altını çiziyor. E bakalım Süleyman Soylu, Fahrettin Altun, daha doğrusu mesela Fahrettin Altun'un işaretlemesinin bir sebebi veya açıklaması da şu. Anadolu'da şöyle bir tabir vardır biliyorsunuz. Eşeği dövemeyen semerini döver. Erdoğan'a doğrudan hitap edemediği için e, bu gazeteler gazetelerdeki saldırıyı durdur benim üzerime bu kadar gelme diyemediği için onun yerine semere vurmuş. Fahrettin Altun'u etiketlemiş. Süleyman Soylu yoksa Süleyman Soylu gibi bir ismi Fahrettin Altun kendi bireysel tercih ile bireysel kararıyla hedef haline getiremez. Evet 55-56 dakikaya doğru gidiyoruz. Ben hemen hızlıca birkaç dakika içerisinde dünya gündemini paylaşayım. Gündemde yine Orta Doğu var. Esir takasları devam ediyor. 4 yaşındaki ABD İsrail vatandaşı bir çocuk da Hamas'ın serbest bıraktığı rehineler arasındaydı ve dünya medyasında genelde ön plana çıkarılan yine 4 yaşındaki bu çocuk oldu. 17 rehine serbest bıraktı Hamas. İçinde az önce bahsettiğimiz gibi işte 4 yaşındaki bir rehine var. Abigail İdan adlı bu çocuk 7 Ekim'deki Hamas saldırısında bir kibutustan kaçırılmıştı. Çocuğun ebeveynleri bu saldırıda öldü. İki kardeşi saklanarak kurtulmuştu. E, Hamas'ın pazar günü serbest bıraktığı rehinelerden 9'u çocuk. Hamas'la İsrail arasındaki 4 günlük ateşkes anlaşması kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli tutuklu pazar günü serbest kaldı. Bununla birlikte ateşkesin başladığı cuma gününden bu yana serbest bırakılan Filistinli sayısı 117. Hamas 40 rehineyi serbest bıraktı ama Hamas'ın elinde daha 200 kadar daha rehine olduğu söyleniyor. Pazartesi günü yani bu gece sona erecek ateşkes ama uzatılması ile ilgili ümitler var. Örneğin İngiltere'de The Times gazetesi bakın mesela ee, yine 4 yaşındaki bu yetim rehininin serbest bırakılmasını manşetine taşımış. Ee, daha doğrusu büyük başlıkla vermiş, büyük puntolarla ve e, tam tersi Londra'da daha önce Filistin'e destek yürüyüşleri olmuştu. Bu kez de antisemitizm yürüyüşleri oldu bununla ilgili bir görüntü kullanmış. İyi gazetesi de aynı şekilde 4 yaşındaki serbest bırakılan e, bu küçük kızın e, fotoğrafıyla birlikte on binlerce kişinin bu kez antisemitizmle ilgili yürüyüşüne yer veriyor. E, Pazar günkü Londra merkezde yapılan bu on binlerce insanın katıldığı antisemitizme karşı yapılan gösteri de e, yine Orta Doğu'daki mahkumlar ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda kullanılmış bu başlıkta. ve bu arada antisemitizm öfkesi büyürken Elon Musk İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Antisemitist bir tweeti onaylaması nedeniyle büyüyen öfke yatıştırma amacıyla İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve gazete tutulan rehinelerin ailelerin temsilcileriyle bir araya gelmeye hazırlanıyor Musk. Daily Mail gazetesinde de yine antisemitizme karşı yürüyüş hareketi hakkında yine bazı başlıklar var. Bakın daha fazla artık savaş olmasın gözyaşları olmasın şeklinde atılan bazı sloganlardan örnekler verilmiş bu arada hem İsrail Başbakanı Netanyahu hem de Hamas ateşkesin uzatılmasına prensipte hazır oldukları mesajını verdi. Netanyahu ateşkesin ardından saldırıların yeniden başlayacağını söyledi. Hedeflerimizi bütün gücümüzle gerçekleştireceğiz diye. New York Times'ın başlığına bakalım. Hamas'ın Gazze'ye götürdüğü rehinelerden 17'si 3. grup olarak serbest bırakıldı. Yine 4 yaşındaki ABD-İsrail çifte vatandaşı bir kız çocuğun ön planda olduğunu görüyoruz. The New York Times'ta Washington Post'ta da Beyaz Saray'da savaş konusunda fikir ayrılığına dikkat çekmiş. Ee, yine bu ay Gazze'deki mevcut durumdan rahatsız 20 Beyaz Saray çalışanı Başkan Joe Biden'ın en üst düzey danışmanlarıyla bir görüşme talep etti. Çalışanların görüşmede danışmanların 3 konuda stratejinin sorulduğunu belirtiyor. The Guardian gazetesi de yine İsrail ve Hamas arasındaki e, belki bu barış en azından için bir süre için gerçekleşen bu ateşkes sürecinin uzatılmasıyla ilgili ümitlerden bahsetmiş. El Arabiya'da Gazze İsrail Hamas ateşkesi olası uzatma görüşmelerinde son güne giriyor şeklindeki haberiyle yine gündemde. Amerika'da bu arada 3 Filistin asıllı öğrenci silahlı saldırıya uğradı. Üzerlerinde işte Filistin'i temsil eden ya da daha doğrusu Arap ülkelerinde sıklıkla kullanılan bu e, ...yerel kıyafetler ve şartlar vardı. Polis saldırının nefret suçu olabileceğini söylüyor. Hem antisemitizm... E, semi, e, ...belki e, bir taraftan e, protesto edilirken... ...bir taraftan da Arap vatandaşları da... ...aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde... ...saldırı ve e, böyle risk altında bulunuyor. Son başlığım benim Hollanda'dan. E, Wilders'ı konuşmuştuk. Wilders e, nasıl böyle bir zafer elde etti diye... ...bunun analizleri yapıldı uzun uzun ama... Ben sadece Hollanda'dan şu başlığı paylaşayım. Eninde sonunda Hollanda'nın başbakan olacağım demiş Wilders. Gerekirse pozisyonlarımı ılımlı hale getirmeye devam edeceğim diye de ekliyor. Yani daha önceki söylemlerine biraz yumuşamaya gideceği sinyalini vermiş Wilders. Evet ben son haberimi paylaşayım. E, Medya omdusmanı Faruk Bildirici'nin yazısı e, her hafta birkaç kanalda birkaç internet sitesinde birlikte yayınlanıyor. Gazetecilerin akçeli ilişkileri ve meslek örgütleri. Başlık bu. E, gazetecilerin elbette ki siteler reklam alabilir. Almalılar. Gazeteler reklam alıyor. Televizyon reklam alıyor. YouTube kanallarımızda e, reklam alıyor. Bu e, formal reklamların girmesi ayrı. gazetecinin bizzat reklamın reklamın objesi haline gelmesinden söz ediyor. Yani bir gazeteci kendisine işte kullanımı için gönderilen hani o otomobil e, analizi yapan gazetecileri kastetmiyoruz. Normal haber sunan normal siyasal ve o ekonomik yorumlar yazan insanların bu tür ürünlerin bir e, reklam yüzü haline gelmesini ve bunu da haber gibi sunmalarını eleştiriyor. İşte e, Şirinsever iki otomobil haberini e, kendisine gönderilen ve denenmesi yapılan iki şeyi eee ee, otomobille ilgili paylaşımları var sosyal medyada onları alıyor işte gazeteci Hakan Çelik e, bir televizyon şey, telefonun şey yapıyor promosyonlu yapıyor bir telefonu anlatıyor kendisine büyük ihtimalle hediye edilmiş bir telefonun reklam yüzü haline geliyor ya da e, kriptoyu konuşan başka şeyleri konuşan e, konuşulan e, toplantılara gazeteciler ücretli bir biçimde katılıp o konuların reklam yüzü haline geliyorlar. Bunları eleştirmiş Faruk Bildirici ve şöyle bir e, ekleme yapıyor diyor ki benim asıl anlamadığım meslek örgütleri bu paralı işlere neden seyretmekle yetiniyor? Doğru mu buluyorlar yoksa e, çekiniyorlar mı diyor. Ben de benim de şaşırdım e, Faruk Bildirici'nin hala gazetecilik meslek örgütleri diye yapıların Gerçekten var olduğuna inanmasına şaşırıyorum ben de. Çünkü gazeteciler, gazeteciler cemiyeti, bizde üyeydik basın konseyi vesaire filan, bunlar artık zaten hani bir lokale dönüşmüş durumda, etkisiz elemanlar, hiçbir şekilde medya özgürlüğü ya da medya etiğiyle ilgili konularda seslerini yükseltmek bir kenara, en küçük bir tavır bile almıyorlar. Buna şaşırmış olmasına ben şaşırıyorum. Fakat Faruk bildiricinin. Yazısında önemli bir konu daha var. Diyor ki tutuklu gazeteciler ve çifte standart iki Kürt gazeteci e, Dicle Müftüoğlu e, bir şey göndermiş. Dicle Müftüoğlu ve Sedat Yılmaz tutuklanmıştı biliyorsunuz. 7 aydır tutuklular Dicle Müftüoğlu e, aynı zamanda Fırat gazeteciler Dicle Fırat gazeteciler derneği başkanı ve e, bir mektup göndermiş. Faruk Bildirici de o mektubu hem fotoğraf olarak yayınlamış hem de kendi köşesinde bir miktarda özetlemiş. Ee şöyle diyor, Kürt gazetecilerin yargılanmalarına karşı ilgisizlik ve sahiplenmemek, onlara yöneltilen örgüt üyeliği ve yöneticiliği suçlamalarını da peşinen kabullenmek olur. Oysa ülkenin batısında tutuklanan gazetecilere de çoğunlukla gazetecilik dışı suçlamalar yapılıyor. O nedenle nesnelliği elde bırakmadan yaklaşılmalı. Gazet faaliyetler nedeniyle yargılanan hiçbir gazeteciyi yalnız bırakmamalıyız. Elbette tüm eleştiri ve itiraz hakkımızı da saklı tutarak. Şimdi gazeteciler tutuklanıyor ve biz bu konuda bir çifte standart görüyoruz diyor Faruk Bildirici. Kendini kurtarmak için de eleştiri ve itiraz hakkımızı da saklı tutmak şartıyla yani onların yaptığı şeyleri eleştirebiliriz diyor. Eyvallah o notu Bence düşmesine gerek yoktu ama kendisini kurtarmak için o notu düşmüş. Fakat Faruk Bildirici kendisi de aynı çifte standart uygulamıyor mu? Şimdi bir medya umdusmanısınız. Bu hafta medya ve tutuklanan gazetecilerle ilgili bir yazı yazıyorsunuz. Ama Mehmet Kamış'tan bahsetmiyorsunuz. Ya da 8 yıldır cezaevinde olan Mehmet Baransu'dan bahsetmiyorsunuz. Ya da Hidayet Karaca'dan bahsetmiyorsunuz. Yani ki işte bir kısmı şimdi cezalarını, 7-8 yıllık cezalarını tamamlayarak tahliye olmaya başlayan başka gazeteciler de vardı. Türkiye en büyük medya hapishanesi, en büyük açık hava hapishanesi haline gelmişti. En çok tutuklu gazeteci Türkiye hapishanelerindeydi. Bununla ilgili doğru dürüst bir şey yazmadınız. Siz de bu çifte standardın ne yazık ki çok çiğ ve çirkin bir biçimde uygulayanlardan birisiniz Faruk Bildirici. Mesela Mehmet Baransu'nun eşi sağda solda sesini duyurmaya çalışıyor. Keşke Faruk Bildirici'ye bir mektupta Mehmet Baransu gönderse. Bakalım Faruk Bildirici bu mektubu yayınlayacak mı? Ki Mehmet Baransu işleme yani tırnak içinde gazetecilik hiçbir zaman suç değildir de ama isnat edilen suçların hiçbirisinin maddi şeyini de bile ortaya koyamadılar. Gerçekliğini bile ortaya koyamadılar. Hala cezaevinde, 8 yıldır cezaevinde e, Gedoğlu Pirinç olayını birkaç defa anlatmıştık. Bir daha anlatmaya gerek yok. Gedoğlu Pirinç skandalını ortaya çıkardığı için bir gazeteci cezaevinde tutuyorlar. Buna sahip çıkmayan 10 e, ombudsmanlar şimdi çifte standarttan bahsediyorlar. Elbette ki Kürt gazetecilere karşı bir çiften standart var. Ama ondan çok daha e, ya da en az onlar kadar ağır bir biçimde e, başka gazeteciler, AKP yerleştiren... Bir kısmı hizmet hareketiyle bağlantılı olduğu iddia edilen medyalarda çalışanlar. Onlarca gazeteci cezaevinde çürüdü ve bu kişiler hiçbir şekilde seslerini çıkarmadılar. Evet biraz uzattık bugün 7-8 dakika program süremizi geçmiş olduk. Bugün de medyada bugünün sonuna geldik. Mahmut Bey sizin de herhalde başka gündeminiz kalmadı. Evet benim de yok. O zaman vedalaşalım. Bizi de bugün, bizi bugün de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yayınlarımızda etkileşime geçmeyi mesaj yazın. Beğeniyorsanız beğeni tuşunu tıklayın. Ta ki kimsenin duyurmadığı şeyleri biz size, Türkiye'ye Türkiye'deki halka duyurmaya çalışalım. Yarın aynı saatte medyada bugün de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Öğlenden sonra Hoşça kalın. Mehmet, Mehmet Şahin var. Ondan sonra Adem Yavuz Arslan var. Yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor.